Yeni başlayan arkadaşlar akor geçişlerinde genelde şöyle bir şey yapıyorlar. Yani akor geçişleri esnasında ritmi durdurup akoru geçip parmakları değiştirip sonra ritme tekrar başlıyorlar. Ama çaldığınız ritmin sürekliliğinin bozulmaması gerekiyor. Ritmin sürekli, ritim elinin hiçbir zaman durmaması gerekiyor. Şimdi buna kolay bir çözüm göstereceğim bugün. Şimdi yapmanız gereken şey şu. Önce basit bir ritim belirleyelim. Onun üzerinde çalışalım. Ritim şöyle bir şey olsun. Tamam, aşağı aşağı. Yukarı yukarı. Aşağı yukarı. Tamam, önce ritme alışmamız lazım. Tamam, şimdi ritme alıştıktan sonra yapacağımız şey şu. Son yukarı vuruşta parmaklarımızı kaldırıp boş tellere vuracağız, tamam mı? Bak. Tamam, ne demiştik? Aşağı aşağı, yukarı yukarı, aşağı yukarı. Son yukarıda parmaklarımı kaldırıp tellere boş vuruyorum. Tamam, boş tellere vuruyorum. Bak. Bir daha. Bu sırada mi'ye koyup ritme tekrar başlıyorum. Yine aşağı aşağı. Yine son vuruşta kaldırdım. Sonra la minöre indim geri. Tamam, şimdi akorları değiştirelim. Farklı bir şeylerde çalışalım. Mesela la minör'dan fa'ya geçelim. Kaldırdım. Tamam mı? Kaldırdım. Son yukarıda kaldırıyorum. Bu arada fa'yı böyle de basabilirsiniz. Bar yerine en üstel birinci perdeye baş parmağımla basıyorum. Diğer parmaklar şöyle, tamam mı? En alt teli boşları bırakabilirsiniz. Güzel bir akor oluyor. Tamam. Ya da en alt teli izole edebilirsiniz. Ondan ses gelmeyebilir. Neyse, konuya dönelim. Şimdi başka bir şey deneyelim. Mesela re sol deneyelim. Ritim yine aynı. Şimdi do ve solde deneyelim. Şimdi biraz bare akorlara geçelim. Bare akorlarda ne yapacağız? Mesela burada şey çalalım. Re majör, do majör ve sol majör çalalım. Bu arada majör akorları ben şöyle değil de şöyle serçeyi yatırıyorum. Tamam, şu 3 notaya. Şöyle basıyorum, tamam. En altta izole. En üstte de izole. Orta parmağımın altı onu susturuyor, hafif dokunuyorum. Serçenin de alt tarafı bunu susturuyor, tamam. İzoleden başka bir videoda bahsederiz. Bunda da aynı şekilde son yukarı vuruşta daha yavaş gösteriyorum. Son yukarı vuruşta açıyorum bak.
Bu arada boş tellerle beraber hafif ölü notalar da gelebilir. Ölü nota dediğimiz şey şunlar mesela. Şu sesler, tamam mı? Nota değil. Bunlar tabii tamamen doğal, tamam mı? Evet, basit bir bilgi ama ömrünüz boyunca kullanacağınız önemli bir bilgi. Umarım faydalı olmuştur. Unutmayın, akor geçişlerinde ritmin hiçbir zaman durmaması gerekiyor. Ritmin sürekliliğinin bozulmaması gerekiyor. Eğer videoyu faydalı bulduysanız like atıp abone olmayı unutmayın. Aşağı yorumlarınızı yazabilirsiniz. Kasıl diyerek kanala destek olabilirsiniz. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.